Evet kazanım 23 ile yine karşındayım. Özledin mi beni? <laughs> evet. 3 tane soru bizi bekliyor. İkinci sorumuz sınav sorusu. Burada ne yapıyoruz? Hem toplam farkı hem yarı maçı beraber kullanacağımız soru tipleri. Hazır mısın? Başlayalım mı? Alış artık bu formata. Ekrandan ayrılmıyorum. Tamam mı? Devam edelim. Gelsin o zaman. Birinci soru. Şimdi tabi burada ne gözlemliyoruz? sinüs 45, sinüs 15, kosinüs 45, kosinüs 15. İstersen öncelik bir paydalar işlemekle başlayalım. Buraya kosinüs 15 ile çarpalım. Burayı da sinüs 15 ile çarpalım. Evet bunları düzenlediğimiz zaman sinüs 45 çarpı kosinüs 15 artı kos e, şöyle yapalım. Kosinüs 15 Artı e, sinüs 15 çarpı kosinüs 45. Burası sinüsün açılımını geldi. Burada sinüsün açılımının geldiğini görebiliriz değil mi? Sinüs toplam açılımı yani sinüs 15 artı 45 ya da 45 artı 15 önemli değil. Aşağıda da sinüs 15 çarpı kosinüs 15 vardır ki aynı açının sinüs ve kosinüs değerleri çarpımını gördüğümüz anda ilk aklımıza gelen şey neydi? Sinüsün yarım açısıydı. Ama başında ne yok? 2 yok. O zaman 2 ile çarpıp 2'ye bölelim. Ne dersin? 2 ile çarpıp 2'ye de bölelim. Dolayısıyla buradan da sinüs 30'u elde etmiş olalım. O zaman geliyoruz. Sinüs 60 bölü sinüs 30 bölü 2. Hay hay. Sinüs 60 nedir? Kök 3 bölü 2. Tabi bu 2'yi 2 iki yukarıya atıyoruz değil mi? Başında ne var? Çarpı 2. Böyle sinüs 30'da nedir? 1 bölü 2. Bu ikiler birbirini götürür. Buradan ne gelir? 2 kök 3 olarak bulunacaktır ki sorumuzun doğru cevabı nedir? B seçeneği bakalım doğru mu? Evet doğru bulmuşuz. Birinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Gelsin ikinci sorumuz. Aha. Bu soruyla o sorunun arasında bir fark var mı? Tabii ki de yok. Gibi değil mi? Aynı şekilde paydaları işleyeceğiz. 2014 LYS lisans yerleştirme sınavı. Ee, kosinüs 16 ile çarpalım. Sinüs 16 ile çarpalım. Haydi. Ne geliyor? Sinüs 48 çarpı kosinüs 16 eksi. Kosinüs 48 çarpı sinüs 16 bölü. Aşağıdan ne geliyor? Sinüs 16 çarpı kosinüs 16 geliyor. Hay hay. Buradan yine sinüsün fark açılımı gelebilir. Ge geldiğini görüyor biliriz değil mi? Sinüs 48 eksi 16'nın açılımı. Burada da başında aynı açının sinüs ve kosinüs değerlerini gördüğümüz zaman sinüsün yarım açısıydı. 2 ile çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman da bu da sinüs 32 bölü 2 yapacaktır. Hay hay. Devam edelim. Yukarısı sinüs 32 bölü sinüs 32 bölü 2 ters çevirir çarptığımız takdirde sinüs 32'ler giderse sonucumuz ne gelir? 2 gelecektir. İkinci sorumuzun da doğru cevabı nedir? D seçeneği doğrudur. Keşke böyle kolay sorular gelse değil mi? Artık son yıllarda biraz matematik sorularını abartıyorlar maalesef. Umarım böyle sorularla da karşılaşırız ilerleyen ki yıllardaki sınav sorularında. Gelelim üçüncü sorumuza. Hı hı. Şimdi 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 burada ne var? Şimdi burada şöyle bir şey düşünüyorum. Burada ne düşünüyorum? Burada köküç bende bir e, bir hissiyat uyandırdı. Yani köküçü ne yapabilirim acaba? Köküçü ne yapabilirim? Köküç aslında tanjanta bağlı bir değer yazabilir miyiz köküç yerine? Ne yazabiliriz? Kökçe tanjant 60 yazabiliriz değil mi? Tanjant, tanjant 30 dereceydi. 60 düzeltiyorum. Hemen bakalım tanjant 60 derece köküştü. O zaman onun yerine biz tanjant 60 yazalım. Değil mi? Tanjant 30 1 bölü köküştü. Sinüs 10, kosinüs 10. Eksi 1 bölü sinüs 10. Hay hay. Şimdi ee, düzenleyeceğim ben bunu. Sinüs 60 bölü kosinüs 60 diyeceğim. Kosinüs 60'ı paydaya atacağım. Kosinüs 10 çarpı kosinüs 60. Eksi 1 bölü sinüs 10. Şimdi paydaları eşitlemek istersek değerli arkadaşım nasıl eşitleyeceğiz? Bunun paydasını sinüs 10 ile çarpacağız. Bunun paydasını da kosinüs 10 ve kosinüs 60 ile çarpacağız. Hemen çarpalım. Sinüs 60 çarpı sinüs 10 eksi kosinüs 60 çarpı kosinüs 10 bölü ne geliyor? e, ee, kosinüs 60 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10 geliyor. Şimdi biraz daha düzenlemeler yapayım izin verirsen. Ee, burada bencillik söz konusu. Bencillik varsa kosinüsün açılımı biliyorsun. O zaman ne yapalım? Eksi parantezini aldığımız zaman eksi kosinüs 60 çarpı kosinüs 10 eksi sinüs 60 çarpı sinüs 10 Tamam bölü. Şimdi e, benzer şekilde aşağıda sinüs ve kosinüsün açılımı aynı açının sinüs ve kosinüs değeri var. İkisi de 10. 2 ile çarpı 1002'ye bölersek şuradan sinüs 20 gelecektir değil mi? Kosinüs 60 da nedir? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2. Bir de buradan bölü 2'si var. Çarpı sinüs 20. Değil mi? Bu da kosünüs de kosinüsün açılımı kosinüste bencillik ve zıtlık vardı. Arası eksi ise artı olacaktı. Bu da eşittir eksi kosinüs 60 artı ondan 70 bölü 2 kere 2 4 sinüs 20 bölü 4 diyebiliriz. Kosinüs 70 sinüs 20 birbirinin aynısıdır. Bütünlerdir. 4'ü 2 yukarıya ters çevirip çarptığımız zaman eksi 4 olarak soru bulunur ki doğru mu bulmuşuz? Evet eksi 4 3. sorumuzunda bu şekilde doğru cevabını eksi 4 yani B seçeneği olarak bulmuş olduk. Bu şekilde kazanım 23'ünde sonuna geldi. Kazanım 24'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.